Çocuklar merhaba. Bugün ön hat konusunu vermek istiyorum size. Ek kitaplarınızda bununla ilgili etkinlikler var. Keyifli bir konudur. Bununla ilgili ayrıca evde de bir etkinlik yapmanızı isteyeceğim. Şimdi varlıkların durumunu, biçimini, rengini, sayısını belirten sözcükleri biz ön hat diyoruz. Diğer adıyla sıfat deniliyor. Varlıklarının özelliklerini belirten bu kelimeler yani ön hatlar özellikle ismin önünde yer alır çocuklar. Buradaki örneklerden daha iyi anlayacaksınız. Mesela kalem bir isimdir. Nasıl kalem? Kırmızı kalem. Çocuk bir isimdir. Nasıl çocuk? Uslu çocuk. Masa bir isimdir. Nasıl masa? Yuvarlak masa. Bakın zaten de adından da anlayacağınız gibi ön ad yani isim eş anlamlısı ad ya. İsimden önce geliyor. İsmin önünde yer aldığı için ön ad adını veriyoruz. Araba bir isimdir. Yani addır. Nasıl araba? Hızlı araba. Elma yine bir isimdir, addır. Kaç tane? 13 tane. Biraz önce ne demiştik? Bakın, durumunu, biçimini, rengini, sayısını belirtir. Örneğin burada varlığın sayısını belirtiyor. Örneğin burada masanın biçimini belirtiyor, yuvarlak olduğunu belirtiyor. Burada çocuğun uslu olduğunu belirtiyor. Yani durumunu belirtiyor. Burada kalemin kırmızı olduğunu belirtiyor. Yani rengini belirtiyor. Bu şekilde durum olarak, biçim olarak, renk olarak, sayı olarak belirten ve isimden önce yer alan kelimelere biz ön ad diyoruz. Burada bir eşleştirme var. Mesela şişman. Hangisine getirebilirim? Adama getirebilirim. Mesela yeni kalkıp da adama getiremem. Mesela yeni ne olsun? Silgi olsun mesela. İşte mavi balon olsun. Hani bu şekilde anlamlı bir eşleştirme yapmak gerekir. Mesela kırmızı elma, kırmızı kalem, kırmızı kazak. Yeniye uygun neler getirebiliriz? Mesela yeni silgi, yeni kalem, yeni araba diyebilirim mesela. İşte yarım neler gelebilir? Yarım, burada bakın sayısını belirtiyor. Yarım ekmek, yarım köfte mesela. Yarım daire diyebilirim bu şekilde. Mesela 3 yine sayısını belirtiyor. 3 ekmek. 3 kitap. 3 çocuk diyebilirim. Güçlü babam. Güçlü dede. Güçlü çocuk diyebilirim. Bu şekilde isimleri burada belirliyoruz. Ön ad verilmiş bakın. İsmi biz buluyoruz. Burada da isimler verilmiş. Uygun ön adı getiriyoruz. Bunlar uygun ön adlar. Mesela arıya ön ad ne getirebiliriz? Örneğin burada bir tane arı var. Bir arı diyebilirim. Veya buradaki dişler ne durumda? Çürük değil mi? Çürük diş diyebilirim. Ön adı bulurken İsme nasıl sorusunu sorabilirsiniz veya kaç sorusunu sorabilirsiniz. Bakın ne yapıyor? Kız ders çalışıyor. Demek ki nedir bu? Çalışkan kız diyebilirim. Timsah. Rengini yazabiliriz mesela. Yeşil timsah diyebilirim. İşte fare. Kızgın duruyor, değil mi? Kızgın fare diyebilirim. Karpuz. Nasıl karpuz bu? Çeyrek değil mi? Mesela çeyrek karpuz diyebilirim. Evet, basit bir konu yapabileceğinizi düşünüyorum. Bu şekilde de ben bu sayfayı da atacağım size EBA'dan. Buraya da uygun adlar, bu tarafa da uygun ön adları siz Türkçe defterinize yazarak tamamlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi bayramlar, hayırlı kandiller.